Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balkonumdaki son durumlar ne? Birlikte bakalım. Bu bilek prensi yerinden çıkardım. Hani anneme saksı yapıp götürdüğüm türlerin içindeydi. Çıkardım onu da böyle artık. Hoş bir saksıyı aldım arkadaşlar. Yanlarına da bu sedumlardan ekledim. Hala çiçeğini açmadı. Güç bulamıyor. Su veremediğim için. Suyunu yeteri kadar alıp büyüyemiyor ve gelişemediği için, bir de güneşi de az gördüğü için burada aslında gelişimi ve çiçeğini açamadı. Ya bunun farkındayım. Bakalım, açmazsa keseceğim artık zaten. Bu saksılarıma dün akşam hep bir sulama yaptım. Bazı saksılarımda, yani çoğu saksımda değişimler olacağı için, şunların güzelliğini sonbahardan önce son sulamalarını, yani saksı değişimlerinden önce son sulamalarını yapmak istedim. Bunlar hep böyle geçici olarak şu anda buradalar, kökleri kurumasın diye. Bunlar hepsi saksı değişimlerinde aralarına koyacağım. Orada büyüsünler. Ayrı bir alan yapamıyorum ne yazık ki. Şurasındaki yavrusu. Şu tarafında da var, gözüküyor mu? Evet. Bakın, çok güzel. Bu saksımda sulama yapmıştım. Çok susuz kalmıştı. Bakın hala çiçeğini açamadı. Çiçeği de bir acayipmiş. Bu acaba Topsi Runyoni değil de başka bir türü mü onun? Çünkü bunun renkli çiçekleri var diye zannediyordum ben. Neyse, bakacağız ilerleyen zamanlarda. Evet, Fred saksımı da göstereyim. Artık buna da dün akşam bir sulama yaptım. Mecburen. Çok susuz kaldılar. Bu saksı zaten sonbahara doğru değişecek. O yüzden şimdiden biraz dolgunlaşsın istedim. Bir de şu an çok susuz kalıp tekrardan saksı değiştirdiğimde, bir de o zaman da susuz kalacaklar. Çünkü bir hafta falan su vermeyeceğim. Biraz şu anda güç toplasınlar istedim. Mecburen verdim yani suyu. Bakın her yerde aslında böyle sıkışık sıkışık türler var. Bir de size şunları göstereyim. Bakın, tepe çelikleri almıştım. Böyle kendi halinde nasıl köklendiğini görmenizi istiyorum. Ben böyle hava ile köklendiriyorum arkadaşlar. En garanti yöntem bu geliyor bana. Hele de bu yaz sıcaklarında. Bakın, tespih sukulentim büyümeye devam ediyor. Şurada da sempervium var. Bunları da hep o saksı değişiklerinde anneme götürdüklerim aralarından çıktı. Onları hep şimdi geçici olarak böyle koydum aslında. Şurada tepe çeliklerim var. Köklenmeyi bekleyen. Bu şekilde böyle. Bakın, bunlar Albert bebekleri. Yavrulayanlar. Pek su vermiyorum. Kendi yaprağındaki suyunu kullanmasını bekliyorum. Çünkü bu aşamalarda, bu mevsimde, yazın, su verince hem yapraktan hem de kökten bir şekilde çürüyor. O yüzden böyle aslında dikkat ediyorum. Buralarda bu şekilde böyle minik minik büyüyorlar. Şöyle bir plastik kabın içindeydi. O anneme götürdükleri. Dedim yer açılacak bir tane, yani şöyle kocaman bir alan boşa azalacak diye düşünürken onlara da yaprak getirdim. Çok yaprak vardı mecbur. Köklenenler hep onlara da şey yaptım. Yer açılır diye zannediyoruz ama yine de açılmıyor. Bunlar da geçici olarak burada. Böyle türlerim de var arkadaşlar. Hep aralarda kalıyor ve güneş yetersiz geldiği için böyle aslında güzel gelişemiyorlar. Yoksa çok güzel bir tür bu. Powder Puff diye geçen bir tür zannediyorum. Bakın, burada da var onlardan iki tane. Böyle yan yana dikmişim karışmasın diye. Buralarda böyle güzel gidiyor. Bunlar da Nilüfer Cem'in gönderdiği sprentler. Böyle bu şekilde dikilmeye bekliyorlar aslında. Hiç su vermedim daha ama şu sprentte biraz sanki sıkıntı var gibi. Bakacağım. Şurada bir hafta daha idare etsinler. Bunlar da benim daha önceden aldıklarım. Böyle gelişiyorlar.
Burada da begonvilim var. Onu da göstereyim. Bakın yeni sürgünler veriyor. Sonra tekrardan yaprak kurutuyor. Bilmiyorum. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Bu saksıma da dün sulama yaptım. Çok sus kalmışlardı. Çok güzel büyüdü bu. Şu paraguyenseler falan. Arkadaşlar sonbaharda paraguyenselerden bayağı elimde var. Uygun fiyat bir şekilde, yani toplu almak isteyen olur. Yani vereceğim arkadaşlar. Çok güzeller. Yerim olsa yaparım böyle. Çok güzel büyüyorlar biliyorsunuz. Bakın yavruları da var böyle şuralarında. Ama artık yerim yok ve onlara bir saksı daha ayıracak yerim hiç yok özellikle. Güneşe konumlandırmak da çok sıkıntı oluyor benim için. Böyle bu şekildeler. Buraya da Perle hemen yapraklarını aşağı doğru indirdi. Echeveryalarda yapraklarını böyle aşağı doğru indirme başladığı zaman bilin ki güneş yetersiz geliyor. Güneşe doymuyor yani. Ben de bu tarafa güneş gelsin diye böyle saksısıyla koydum. Bu saksımda da değişimler yapılacak. Şununla ilgili size daha sonra arkadaşlar şu forma, şu görüntüye nasıl geldiğini anlatacağım. Saksı değişimlerimde. Şimdi kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi? Çok güzel bir şekilde böyle yavrulu, bol yavrulu bir formda büyüyor. Ben böyle aslında videolarımda bunları gösterirken böyle bazı bilgilerden, deneyimlerden de bahsediyorum. Umarım faydalı oluyordur. Bir tane böyle kocaman biliyorsunuz. Paraguyense saksım var zaten. Buralardan da yani hani vereceğim, almak isteyenler olursa. Dediğim gibi yani çok tabii, bakın ne kadar güzel büyümüşler. Kıyamıyorum ama Allah'ım güzelliğe bakın. Yani yerim yok. Yapacak bir şeyim de yok. Üzülüyorum böyle de kocaman, yani şu formlara gelmesi 2 yıl arkadaşlar. Şu gövdesi 2 yılı buluyor yani. Evet yapraktan büyüyor ama 2 yıl boyunca bunu, bu forma, bu gövdeye ulaşmasını bekliyoruz aslında. Büyütenler çok iyi anlıyor benim demek istediğimi. Evet çabuk büyüyen bir tür ama kolay büyümüyorlar. Şu baldilerimden de çok var. Bakın hep yavrulu böyle, bu gövdeye ait şu 2 yavru da. Ne güzel renklenmiş. Böyle bronzelerim var. Çok güzeller. Yani keşke yerimiz olsa da böyle. Yani istediğimiz kadar saksı yapalım. Hadi bir yere yapayım, koyayım diyorum arkadaşlar. Şöyle yerlere diyorum. Ama güneşi almadıktan sonra şekilsiz büyümenin hiçbir faydası yok onlar için. Yani alamıyorlar. Bakın bu da bir tane balde mesela. Bak 2 tane yavrusu var. Çok güzeller. Ama şunu hiçbir zaman hiç karıştırmak istemiyorum. İlk yapraktan büyüttüğüm bronzem. 3 tane yavrusu var. Bir de gövdesinde. Bunun yeri ayrı bende. Bunlar da yapraktan büyüyenleri. Bakın yavrusu ne güzel olmuş. Paraguyense'nin de birkaç tür olduğunu zannediyorum. Bilmiyorum yani bana katılan arkadaşlar var mı ama bu farklı bir paraguyense türü. Yani öyle zannediyorum. Şu zaten pembeleşen bir. Urla Pink diyorlar zannediyorum. Kışın rengini göstereceğim sizlere. Şurada da baldilerim var. Baldileri görüyorsunuz. Ve buradan Nülferciğime de söküm yapmıştım. Yani şu formda böyle, bakın şurada azalan yerler zaten söküm yaptıklarım. Tepe çelikleri aldıklarım. Böyle bakın burada Ghost da varmış. Paraguyense. Şurada bir tane daha varmış. Hep aradalarmış. Hiç görmedim. Albert. 3 tane rozeti vardı. Birini Nülferciğime gönderdim. 2 tane burada kaldı. Ne kadar güzel böyle, bakın arkadaşlar. Kocaman oluyorlar. Şu tarafa doğru yönelmesinin sebebi güneş oradan geldiği için. Yakut, yer açmak için de yakuta aslında böyle saksı diplerine ekeceğim zannediyorum. Oradan şunun gibi sarkarak büyüsünler istiyorum.
En azından şu alanda bana kalır. Yani başka türler için. Buradan buz çiçeğini çıkarmıştım. Burada bir tane Echeveria vardı. O da gitti arkadaşlar. Yani bakalım kestim, kurtulursa kurtulacak. Bir de size şunu şunu da göstereyim. Bakın ben bunu değiştirdim. Hiç sulama yapmadım. Bugün tam bir hafta oldu değiştireli. Hiç sulama yapmadan bakın bekletiyorum. Sulama yaptıktan sonra mutfağa asacağım. Çünkü şu anda hiçbir tutunma yok. Sarkıttığı için düşer diye korkuyorum aşağı. Şu echeveryalarımı da göstereyim sizlere. Bunlara da artık dün akşam bir su verdim. Çok kötü oldular. Şunun güneşsiz kalışına bakar mısınız arkadaşlar? İşte bunu diyorum. Yani herkes tamam bir yere bir şekilde konumlandırır ama güneşi görmezse böyle şekilsiz büyüyorlar işte. Yani böyle olmasını istemediğim için aslında. Bakalım buna da bir şeyler yapacağım artık. Yani buradan çıkacak bunlar. Bu şekilde böyle devam ediyoruz. Kayıplar yaşıyoruz ama hiç önemli değil. Yani yerine gelecek şeyler onlar arkadaşlar. Yerine gelmeyen durumlar oluyor. Biliyorsunuz Gaziantep ve Mardin'de yani katliam gibi kazalar oldu, trafik kazaları. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin vefat edenlere. Geride kalanlara da Allah sabırlar versin. Çok zor. Çok üzüldük böyle yani. Allah yardımcılar olsun. Çok zor bir süreç oldu. Yani o yüzden arkadaşlar yerine gelebilecek hiçbir şey için üzülmeye de gerek yok. İnsan sağlığı yani yardım edenler orada öyle öldü. Yani çok çok başka bir düşünce, hissiyat geliyor insana. Çok üzücü oluyor gerçekten. Allah rahmet eylesin. Allah'ım böyle durumlar inşallah bir daha olmasın diye temenni ediyoruz tabii ki. Ama her şey Allah'tan tabii ki. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.